oyuncu Barcelona'nın yolunu evet. tutacakmış gibi açıkçası bir izlenimimiz oluştu. Real Madrid'in de bir ilgi söz konusu ki zaten Avrupa'da 17-20-25 milyon euro o bantta paraları verebilecek bir takımın Arda ile ilgilenmemesi gibi bir durumda sanki söz konusu olamaz gibi görünüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz süreci Barcelona Arda için? Doğru takım mıdır bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum böyle bir başlangıç yapalım. Ya e mutlaka ben biraz daha geniş pencereden geniş açıdan bakmak istiyorum. Biraz da işte ne olacağını artık hepimiz tahmin ediyoruz. Ne olması gerekir konusunda kendi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi Arda'nın Fenerbahçe'den ayrılışının bence çok güzel olması lazım. Bu konuda bir engel yok gibi duruyor her şey. Bu güzel. Fenerbahçe başta başkan Ali Koç olmak üzere İsmail Hoca keza öyle. Bütün taraftarlar hatta Fenerbahçeli olmayanlar bile Arda'nın Fenerbahçe'de kalmasını isterlerdi. Çünkü Arda'yı seyretmek gerçekten bir keyif. Ama Arda'nın da hem kendi kariyeri açısından hem de Türk futbolunu orada tanıtma misyonu da var bu tür yetenekli futbolcuların. O misyonun gereği olarak yurt dışına gidiyor olmasına da herkesin saygı göstermesi lazım. İnanıyorum ki Fenerbahçe onu böyle çok güzel bir uğurlamayla altın tepside Barcelona'ya sunacaktır. Hatta sözleşmesinde yazan rakamın bile üzerinde bir bonservis bedeli de konuşuluyor. Temenni ediyoruz o rakamlar gerçekten artar. E ondan sonra da Arda'nın kendi kariyeriyle ilgili bir kendi yapması, planlaması veya düşünmesi gereken konular var. Onların başında ben hemen birkaç cümleyle gelişebileceği bir kulübe gitmesi gerektiği görüşündeyim. Barcelona'da gelişir mi? E kesinlikle gelişir. Süre alabileceği bir kulübe gitmesi lazım. Barcelona'da süre alabilir mi? Alabilir ama o kadar çok süre alır mı? Ona ayrı konuşalım. Sanki orada beklenenin biraz altında kalabilir o süre. Hı, hı. Tabii e, yine benim aldığım bir bilgi Barcelona Arda'ya öyle bir teklifte de bulunmuş. Birçok kulüp onu da yapar. Bazen derler ki ya biz senle anlaşalım, bonservisini alalım. İstiyorsan işte kulübünde kal. Fenerbahçe'de kalabileceği konusunda bir e, alternatif sunulmuş. Veya Avrupa'nın başka bir kulübüne seni bir seneliğine verebiliriz diye bir alternatif sunulmuş. Bir alternatif de Barcelona'da kalması ben birinci ve ikinci alternatifleri tamamıyla hiç dikkate almadan tamamiyle üçüncünün üzerinde yoğunlaşırım. Barcelona'da kalması gerektiğini şart koşarım. Ben Arda olsam eğer sizde kalacaksam gelişimimi bu takımda sürdüreceksem oraya gitmeyi tercih ederim. Hocam sanki Barcelona'da onun seçimini zaten Arda'ya bırakmış gibi görünüyor. İşte ben Arda evet. olsam bu planlamayı kendim yaparım dedi ki ya, bir Arda'nın... Arda tarafının yapması gerekenler var. E Bir de eğer böyle bir transfer yapıyorsanız sizin de bazı şeyleri isteme hakkınız var. Daha güçlü olarak masaya oturuyorsunuz çünkü. O yüzden ben Arda olsam hemen bunları isterim. Sonra da kulüplerde o anlayış evet var. E, futbolcularla anlaşırlar. Anlaştıktan sonra da gelişmesi için kiraya verirler. Ben bir kulübün teknik direktörüysem çok beğendiğim, geleceğinden çok şey beklediğim bir futbolcuyla anlaşıyorsam o istese bile onu başka kulübe vermem. O çünkü benim için çok değerlidir. Herkes kendisinin en iyi hoca olduğunu düşünür. Bunu düşünmekte her teknik direktörün hakkıdır. Dolayısıyla ben de iyi bir hoca olduğuma inanan bir kişi olarak o futbolcuyu kendim geliştirmek isterim. Benle beraber gelişsin isterim. O yüzden Arda'nın bence Barcelona'da kalması daha doğrudur. Ama e, gönül hep şunu ister, bu gelişime alacağınız sürenin çok büyük katkısı oluyor. O yüzden Arda gittiği yerde çok süre alsın, onu isterim. Ama hiçbir kulüp e, futbolcusuna sana şu kadar süre vereceğim diye bir garantide bulunmaz. Bulunanlar gerçi var. Bunu istememek bile lazım çünkü... Eğer sen o kadar iyi futbolcuysan o süreyi tırnaklarınla kazıya kazıya kendin alman lazım. Arda da Barcelona'da ben bu süreyi alacaktır diye düşünüyorum. Başlangıçta biraz daha az olabilir. Çünkü kadrolarına bakıyorum. Biraz sonra beraber konuşacağız. Sen Barcelona'yı iyi biliyorsun. Burak Hocam Barcelona'yı çok iyi biliyor. Arda gibi özellikle orta sahada da gerçekten neredeyse onun yaşında çok kaliteli, çok genç futbolcuları var. O yüzden Arda gittiği yerde takımın böyle grup olarak gençlerinden biri olacak. Çok da mutlu olacağına inanıyorum orada. İyi olsun, hayırlısı olsun. Yani Türk futbolunun e, yurt dışında temsili konusunda o misyonu zaten üst, üstlenecektir. Başarılı olsun. Ve sadece e, bundan sonra Türk futbolcularına değil, temenni ediyorum, Türk teknik adamlarına da kapıların açılmasına katkı sağlasın sağlasın ki Burak Hocam'ı da yurt dışında bir takıma gönderelim. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Bir küçük trafik durumu. <laughs> Çok fena bir kaza vardı FSM'de. Evet. Geçmiş olsun. Hocam geç, geçmiş olsun. İnşallah Aynen. kötü bir şey İnşallah yoktur. İnşallah yoktur. Kazanda kaldırılmış olduğunu artık evet. an itibariyle duyuralım. Kaldırıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde iki yönü de etkileyen bir yaralanmalı kaza söz konusuydu. Bizi dinliyorsanız evet. daha farklı güzergahları da düşünebilirsiniz geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Arda Güler Barcelona'ya artık çok yakın. Evet. Bunu hakikaten konuşuyor olmak bile bayağı heyecan verici bir durum benim için bilmiyorum sana ne hissettiriyor. Tabii çok keyifli bir olay. Biz tabii Arda'nın çok alt yaş kategorilerinde de birçok maçını izlediğimizden dolayı gelişimini de gördüğümüz, birebir takip ettiğimiz bir oyuncu olması sebebiyle de bizim için ayrıca gurur verici. <laughs> Rakip de olduk Arda'yla 19 yaş seviyesinde eee kendisinin analizini de yaptık, stratejisini de yaptık durdurmak adına. Ve şimdi Barcelona'nın yolunda olması son derece değerli. Özellikle Türk futbolu için. Analiz sonuç verdi mi? Yani yok yenilmiştik. Biz. Yani <laughs> zaten kendisini durdurmak yani kolay yenilmiş. değil herhalde. ancak şöyle bir durum çok değerli bir karakter bir de futbolcunun yanı sıra çok hakikaten sempatik. Çok değerli. Aynı zamanda hep burada da konuşuyoruz, skorboard'larda da çok konuşmuştuk seninle. Bir liderlik vasfı olan, yani e, saha içerisinde bir özgüveni çok yüksek olan, sonunda son dönemde konuşuyoruz. Evet genç nesil, Emirhan İlkan için de bunu söylüyorduk. Genç nesil çok daha özgüvenli geliyor. Ancak gerçekten Arda'nın e, ekstra bir e, hem yeteneğiyle hem oyun bilgisiyle birlikte hem de arkadaşlarıyla iyi bir iletişim kurduğunu görüyoruz. Hocam çok daha iyi bilir, çok fazla genç yeteneği yetiştirdi. Milli takımda da oynayan birçok genç yeteneği yetiştirdi. Bazılarında çok kibir olur, ego olur hocam biliyorsunuz evet. genç yaşlarda. Ee, özellikle U19'dan U17'den A takıma geçtikten sonra farklı görürler kendilerini. Ee, bazen U19'larda bile farklı görürler ama Arda'da hiç öyle bir şey görmüyorsunuz. En azından bize sirayet eden bir şey yok. Ne sahada ne saha dışında bize sirayet eden bir şey yok. Bu anlamda yine ailesine de teşekkür etmek lazım böyle bir genci de yetiştirdiği için. Futbol tarafına dönecek olursak da tabii Barcelona heyecan verici ama Barcelona'da yani o orta sahanın içerisinde hemen forma şansı bulabilir mi emin değilim. Açıkçası oralarda biraz sıkıntı yaşayabilir. Ben şöyle düşünüyorum. Yani Arda Güler'in o kampa gitmesi gerekiyor bence. Barcelona ile anlaşacaksa, kimle Real Madrid'se, Bayern Münih'te, hangi büyük kulüple anlaşacaksa o kampı yemesi lazım. Onu görmesi lazım. Biliyorsun hocam sezon başı kamplar en önemli noktalar oyuncular için. Oradaki o disiplini. Çünkü farklı seviyor onlar. Her ne kadar bizim en büyük kulüplerimiz de çok değerli olsa da oralara giden oyunculardan hep aldığımız bilgiler çok daha farklı seviyeler oldu antrenman anlamında da. Dolayısıyla orada bu idmanı yedikten sonra hem Arda'nın son durumu hem de hocasının bakış açısı neticesinde daha fazla süre alabileceği bir takımda olması benim tercihim olur.